Show Ana Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Hande Bayraktar. Günün önemli başlıklarını aktaracağız. Siyasetle başlayalım. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Orta Doğu'da tansiyon dün gece zirveye çıktı. İran günlerdir beklenen misillemeyi gerçekleştirdi. 300'den fazla kamikaze İHA ve balistik füzeyle İsrail'e hedef alan İran, amacımıza ulaştık derken İsrail'den doğru zamanda bedelini ödeteceğiz açıklaması geldi. Yeni bir bölgesel savaş ihtimaline karşı tüm dünya nefesini tutup gelişmeleri izledi. İran dün gece İsrail'e füze yağdırdı, İHA'larla saldırdı. Tüm dünyada yeni bir savaş korkusu yaşandı. İsrail'in iki hafta önce Suriye'deki İran konsolosluğunu vurmasının ardından dünya nefesini tutmuş, Tahran yönetiminden gelecek hamleyi bekliyordu. İran beklenen misillemeyi dün gece yaptı. Gerçek vaat adını verdiği operasyonla 300'den fazla İHA ve füze ile İsrail'e saldırdı. Negev'deki askeri üsse 7 füze isabet ederken İsrail ordusu ABD, İngiltere ve Ürdün'ün de yardımıyla İHA ve füzelerin %99'unu düşürdüğünü açıkladı. İsraillilerin panikle kaçtığı anlar kameraya böyle yansıdı. Bazı füze parçaları Ürdün ve Irak'a düştü. Bu intihar drone'uysa elektrik tellerine takıldı. Batılı liderler İran'a tepki gösterdi. İsrail'e desteğini açıklayan ABD Başkanı Biden programını yarıda kesip Beyaz Saray'a döndü. İsrail'in karşı saldırısını desteklemeyeceklerini söyledi. Tarihi gecenin ardından Tahran yönetimi saldırı amacına ulaştığı açıklaması yaptı. Hem parlamentoda hem de İran sokaklarında kutlama yapıldı. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İran'a doğru zamanda karşılık vereceklerini duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise acil toplanma kararı aldı. İran'ın İsrail'e misillemesi sonrası Ankara'dan ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gerilimin bir an önce düşmesini diliyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa İranlı mevkidaşıyla kritik bir görüşmeye de imza attı. Türkiye'nin bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini aktardı. Ankara diplomasi trafiği başlattı. İran'ın İsrail'e misillemesinin bölgesel bir savaşa dönüşmemesi için düğmeye basıldı. Taraflara itidal çağrısı yapan Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da düzenli olarak bilgilendirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, artan gerilimin bir an önce düşmesini ve dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü. Gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ediyoruz mesajını verdi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'sa, İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini söyledi. Yeni bir saldırı olursa daha güçlü karşılık olur dedi. Fidan'sa, Türkiye'nin bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini aktardı. Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ı da aradı. Bölgedeki gerilimin artmaması gerektiğini İngiliz mevkidaşına da iletti. CHP lideri Özgür Özel ise saldırıları büyük endişeyle izliyoruz dedi. Ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır mesajını paylaştı. Seçim sonuçlarının ardından suların durulmadığı İYİ Parti'de olağanüstü kurultay gerginliği sürüyor. Genel başkanlığa adaylığını açıklayan Musavat Dervişoğlu'ndan da kritik açıklama geldi. Kurultayın iptal edilmesine karşı çıkan Dervişoğlu, kararın geri alınması mümkün değil dedi. Kısa sürede olağanüstü seçimli
kongremizi toplayacağız. İyi Parti'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Genel başkanlığa adaylığını açıklayanlarla kurultayın iptal edilmesini isteyenler arasındaki gerilim tırmandı. Müsavat Dervişoğlu'ndan da kararın geri alınması mümkün değil açıklaması geldi. Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Dervişoğlu, Akşener'in aday olmayacağım açıklaması sonrası genel başkanlığa adaylığını duyuran ilk isim olmuştu. İyi Parti'de aday sayısı 4'e ulaşırken Dervişoğlu 27 Nisan'daki kurultay için kritik eşik ifadesini kullandı. İptali ziyadesiyle zararlı olur dedi. Hangi aday kazanırsa kazansın, kaybeden İyi Parti olmayacak. Seçim sonuçlarını da değerlendirdi Dervişoğlu. İyi Parti bir kan kaybı yaşamadı derken %1 oy alan parti bile geleceğimizle ilgili bize akıl veriyor dedi. Ben ne yapıyorsam ortada yapıyorum. Partimizin birle beraberle ihtiyacı var. Akşener'e yönelik görevinde kal çağrılarını ise art niyetli spekülasyon olarak niteledi. Akşener tartışmalarla ilgili sessizliğini korurken kurultayın iptal edilmemesi ya da ertelenmemesi durumunda Müsavat Dervişoğlu'nu destekleyebileceği belirtiliyor. Ben sadece Sayın Genel Başkanımızın hayır duasını aldım. Antalya'da bir kişiyi hayattan koparan teleferik faciasının göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Bilirkişi ön raporunda ihmaller zincirine dikkat çekilirken bakım, onarım ve denetimde ciddi kusurlar olduğu açıklandı. Allah'ım. 6000 metre yükseklikte facia yaşandı. Bir kişi öldü, onlarca kişi saatlerce kabusu yaşadı. Göz göre göre gelen faciadaki ihmaller zincirini bilirkişi ön raporu ortaya koydu. Facia önceki gün Antalya Konya altındaki Tünektepe teleferik tesisinde yaşandı. Seyir sırasında yerinden çıkan direklerden biri kabine çarptı, tabanı kopunca yere çakılan memiş gümüş cam verdi. Kabinlerde mahsur kalan 174 kişi 23 saat sonra kurtarıldı. Evet, şimdi birazdan sizi indireceğim. Sırayla indireceğim, çıkacağım. Korkunç kazanın ön bilirkişi raporu tamamlandı. Faciaya ihmaller zincirinin sebep olduğu ortaya çıktı. Rapora göre teleferik direklerinin bağlantı elemanları yetersiz ve korozyona uğramıştı. Makara sistemi hasarlıydı. Bakım, onarım ve denetimde de kusurlar vardı. Bağlama elemanlarının kontrolü yapılmamıştı. Civatalar yükü kaldıramadı. İlkle çektiği mola anı gelmiş, sandalyesine kurulup çayını yudumlamaya başlamıştı. Ama Karadenizli tiryakiye o keyfe kısa bir ara verdi. Aniden yerinden fırlayıp iki polisin kovaladığı şüpheliyi yakaladı. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yerine döndü, çayını içmeye devam etti. Görüntüler ise sosyal medyada viral oldu. Çay da bizim vazgeçilmezimiz. Karadenizliyiz biz. Afiyetle çayını içiyordu ki polisten kaçan şüpheliyi gördü. Yerinden fırlayıp tek hamleyle yakaladı. Sonra da tavşan kanı çayını yudumlamaya devam etti. Geldim, oturdum, çayıma devam ettim bu yer. Kuaför İshak Kukaroğlu tam bir tiryaki. Çay molası vermişti, bardağını aldı, sandalyeye oturdu ama ileride bir hareketlilik vardı. Aynen burada dinleniyordum, işim bitmişti. Çayımı içiyordum. Baktım aşağıda hareketlenme var işte. İki polis memuru birini kovalıyor. Zanlı darayı açmıştır. Ani bir refleks göstermek geldi içimde. Bir anda yerinden fırladı, şüphelinin önüne atladı, tek hamleyle yere yatırıp adeta paketledi. Ben de buradan geldim işte, engelledim, aldım şahsı, indirdim. İyi iş çıkarmıştı ama umrunda değildi. Aklı içemediği çayındaydı. Sakince yeniden sandalyesine oturdu, çayını yudumlamaya başladı. Yaptık yapacağımızı. Görüntüler sosyal medyada viral olsa da ona göre abartılacak bir şey yoktu. Vatandaşlık görevi olarak diyorum, bunu fazla büyütmenin bir anlamı yok. Para aklama suçlamasıyla cezaevinde olan Dilan Polat'a bir kötü haber daha geldi. Genç bir fenomene attığı tehdit mesajı yüzünden 7 yıla kadar hapsi istendi. Dilan Polat ifadesinde ölüm imasında bulunduğu o mesajı hatırlamadığını söylemişti. Hop. Hadi hadi. Allah belanızı versin.
Biz Dilan Polat'la geçen yaz davalık olduk. Bize ağız alınmayacak küfürler, hakaretler, tehditler, ölüm tehdidi. Skandaldan skandala, suçtan suça karıştı. Demir parmaklıklar ardındaki Dilan Polat şimdi de başka bir fenomeni ölümle tehdit etmekle suçlanıyor. Annemin ve babamın endişesi çok vardı. Yani hani düşünsenize, çocuğunuz ölüm tehdidi alıyor. Ve ortada ne var? Hiçbir şey. Dilan Polat doğum gününde bir paylaşım yapmış, tartışma yaratan görüntülere bir fenomen de tepki göstermişti. İddiaya göre sosyal medya fenomeni Afranur Asan Dilan Polat'la ilgili bir paylaşım yapmıştı. Onu eleştirmişti. Bunun üzerine Dilan Polat genç kıza mesajlar göndermeye başladı. Doğum gününden bir gün sonra oldu bu olay. O mesajlarda Dilan Polat genç fenomene silmen için iki saniyen var. Ayağını denk al. Magazin yaparken ölümüne kadar uzanır yazmıştı genç fenomen, soluğu savcılıkta aldı. Dilan Polat eline tebligat ulaşınca hemen genç kıza ulaşmaya çalıştı. Hatta iddiaya göre davayı geri çek diye baskı uyguladı. Gündeme işte kara para olayları falan geldi ya. Eline bizim dava dilekçemiz gitmiş. Ben asla muhatap olmak istemediğimi söyledim. Olaylar böyle büyüyünce, işte kara para falan olunca, iddialar çoğalınca şimdi mi aklına geliyor? Ya benim başımda şu an çok dert, hani çok dert var. Davaya çekse olur mu falan gibisinden. İfadesi alınan Dilan Polat, o mesajları gönderdiğimi hatırlamıyorum dedi. Savcılık hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Allah belanızı versin. Polislerden kaçıyordu, iki duvar arasında sıkıştı. Ankara'da alkollü olduğu belirtilen taksi şoförünün yakalanış hikayesi var şimdi sırada. Bu araba nasıl oraya girmiş, ben de aklım vermiyor. Gördüm, şaşırdım. Polis peşine takıldı. Alkollü taksici kaçmaya çalıştı. Hızını alamayınca market duvarıyla apartmanın arasına sıkıştı kaldı. Bu kadarına da pes dedirtecek olay Ankara'da yaşandı. Etimesgut'ta bir taksi şoförü gece saatlerinde iddiaya göre alkollü olduğu için polisten kaçmaya başladı. Dakikalarca süren kovalamacanın ardından bir marketin otoparkına giren sürücü tekrar dışarı çıkmaya çalışırken market duvarıyla yanındaki apartmanın bahçe duvarı arasına sıkıştı. Buradan bir el arabası geçmeyen bir yer. Bu araba nasıl oraya girmiş, ben de aklım vermiyor. Yani şaşırdım, gördüm, şaşırdım. Yaşananların marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı o anlarda alkollü olduğu belirlenen sürücüyü polis ekipleri aracın yan camından dışarı çıkarıp yakaladı. Yakayı ele veren sürücünün ehliyetine el konulurken araçsa bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı. Değerli izleyenler, dün ekranlara getirmiştik. Ağrı'dan İstanbul istikametine ilerleyen tır durdurulmuş. Dorsesindense tam 64 kaçak Afgan çıkmıştı. Hepsi sınır dışı edilecekti. Akıl alır gibi değil ama o kaçaklar yine kaçtı. 10 11. Yavaş yavaş. 2. Yavaş. 15. Tırın Dorsesi'nden tam 64 Afgan inmiş, gören duyan şaşkına dönmüştü. Sınır dışı edilmek için göç idaresine götürülen kaçaklardan bazıları oradan da kaçtı. Bunların işlemi yapıldıktan sonra 25 tanesi tel örgüyü aşarak kaçtılar. Ağrı'dan İstanbul'a giden bakır yüklü tır Amasya'da durdurulmuş. Kapılar açılınca Dorse'den adeta kaçak göçmen fışkırmıştı. 16, 17, 25, 26, 64. Bak Süleyman Marmaş. 64 Afgan kaçak sınır dışı edilmek için göç idaresine götürüldü. Ama orada da rahat durmadılar. 25 Afgan binanın pencerelerindeki demir korkulukları söküp kaçtı. Peşlerine düşen ekipler sokak sokak onları aradı. Kapıyı aç! Kapıyı aç, kapıyı! Koşmuş, ölmüş hala. Polisler zaten hemen onlar geldi peşinden polisler. Kaçaklardan 21'i çok geçmeden yakalandı. 4'ü ise izini kaybettirdi.
Bayram öncesi yoğun mesaide yorgun düştü. 7 altın parası ödeyen müşteriye 10 altın verdi. İşte o hesap hatası döviz bürosu çalışanına tam 49.500 liraya patladı. Haline üzülen arkadaşları ise o müşteriye seslendi. Fazla altınları getirmesini rica etti. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Altınları tek tek sayıp teslim etti ama hesapta hata yapmış, fazla vermişti. Müşterinin de sesi çıkmadı. 7 tam vereceği yerde 10 tane tam veriyor. Yani 3 tane tam fazla veriyor müşteriye. 49.500 TL'ye tevakkül ediyor. Gaziantep'teki döviz bürosuna gelen adam 115.080 lira verip 7 tane tam altın almak istedi. Onun hesabı doğruydu ama çalışan yorgun ve dalgındı. Arife günü kalabalıktan oluyor biraz. Bir de müşteri yoğunluğundan oluyor. Yani üst üste her şey bindiği için müşteriyi hemen birden çıkarmaya çalışıyoruz. Yani hızlı bir hareket etmeye çalışıyoruz. İşte o aceleyle hesapta hata yaptı. 7 altın yerine 10 altın verdi. 5, 6... 7, 8, 9, 10. Kasa açık verince kamera görüntüleri incelendi. Gerçek de öyle ortaya çıktı. Yani yazık günü Arife günü o çocuktan çıkacak o para. Döviz bürosu çalışanları o müşteriye seslendi. Duyarlı vatandaş olduğu için o farkına varmamıştır o. Farkına vardığında geri getirmesini talep ediyoruz. Değerli izleyenler, şimdi sizi korkutucu evlerle dolu bir mahalleye götüreceğiz. Öyle ki bazı evler aşağı doğru meyilli. Odaya top koysanız kendi kendine gidiyor. Bazıları sağ meyilli ancak bir yere tutunarak yürünebiliyor. Ekibimiz bugün o evlere girdi. Ölümle burun buruna yaşayan ailelerle konuştu. Yürüdüğüm zaman sağ tarafa meyilli. Yeri geliyor, böyle tutunarak yürüyoruz böyle. Korkarak mesela. Böyle tutuyorum. 2,5 metre yattık bu bina öne doğru. Evler yan yattı, yollar yarıldı. Koca mahalle adım adım kaymaya başladı. Heyelan kabusu kimsede huzur bırakmadı. Uykularımız kaçıyor. En ufak bir sesle ben direkt uyanıp lambaları gözlüyorum. Samsun'daki Kıran Mahallesi aslında heyelan bölgesi ama ev sahipleri bunu çok geç öğrendi. Heyelan bölgesi diyorlar buralara. Duvardaki yarılı çatlağı görüyorsunuz. Buraya bir çocuğun girebileceği şekilde büyüklükte bir çatlak oluştu. Toprak her geçen yıl biraz daha kaydı. Evler yan yatmaya başladı. Topu bırakın. Top durmuyor evin içinde, zeminde top durmuyor. Ev bu tarafa doğru yatıyor, yukarı tarafa doğru yatıyor. Bu sonradan heyelan bölgesi olduğu için en ufak bir sallantıda evlerimiz kaymaya başladı, çatlamaya başladı. Yollar yarıldı, duvarlar çatladı, yıkıldı. Beton parçası benim çocuğumun üstüne düştü. Çocuğum düştüğü zaman kafası taşa geldi, orada yarıldı. Ya benim çocuğuma bir şey olsaydı... İmkanı olanlar evlerini bırakıp taşındı ama mahallede yaşamaya devam edenler için her gün ayrı bir kabus. Korktuğumuz için başka yere taşınmak zorunda kaldık. Can güvenliğimiz yok. Ölümle burun buruna yaşamayı göze aldık. Gerçekten korku içinde yaşıyorlar. Her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bu binalarımız. Mersin'de iki kardeş de kuzenleri bayram günü aniden ortadan kayboldu. Üç çocuktan da bir daha haber alınamadı. Endişeli bekleyiş sürerken gözü yaşlı aileler kayıp evlatlarına seslendi. Bayramın birinci günden beri yoklar. Aramadığımız, sormadığımız yer kalmadı. Ama hiçbir ize ulaşılamadı. Bayram günü ortadan kaybolan 3 çocuk adeta sırra kadem bastı. Hiçbir şekilde bir iz yoktur. Yani bulamıyoruz. Ailemiz perişan. Onları arıyoruz her yerde. 16 yaşındaki kız, 13 yaşındaki erkek kardeşi ve 16 yaşındaki kuzenleri bayram günü evden birlikte çıkmıştı. 3 çocuk geri dönmedi. Duyan, gören varsa muhakkak emniyete bildirsin. Aynı gün dedeleri de ölünce aile yokluklarını geç fark etti. Bayramın birinci günü dedesinden kaybettik. Aşırı derecede kötüyüz. Çıktık direkt aramaya başladık. Her yerde paylaşmaya başladık. Ama üçü de ortada yoktu. Son görüntüleri kameralara böyle yansıdı. Kamera kayıtlarını inceliyoruz. Üst başlarını değiştirmişler, bizim eve girmişler. Polis kayıp çocukları bulmak için alarma geçti. Bir haber bekliyoruz. İyi kötü en azından ne halde olduklarını bilmek için. Bayramı zehir olan acılı aileler bir umut çocuklarına seslendi. Gittiklerinden pişmanlarsa beni arayabilir kızım. Hepimiz zaten perişanız. Arasın o yeter bana yani. O hiç kimseden korkmasın.
İstanbul Güngören'de bir adam içkiyi fazla kaçıran arkadaşına yardım etmek istedi ama onu görenler olup biteni yanlış anladı. Sonunda başına öyle bir şey geldi ki derdini anlatana kadar akla karayı seçti. İyilik yapayım dedim, hırsız oldu kazlar. Sarhoş arkadaşını ayıltamadı, tedbir alıp hırsızlardan korumak istedi. Ama iyilik yaparken başına iş açtı, hırsızlıkla suçlandı. Sabah bir kalktım ki soyuldu da hırsızlık da falan. 3 gündür beraberiz, yani hatta beraber çalışıyoruz, beraber iş yapıyoruz. Güngören'de alkollü olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü aracından çıkmış, işte burada aracının üstünde oturuyordu. Bu sırada yanında bir kişi vardı, o kişi sürücünün hem ceplerine hem diye araca baktı. Bunu gören çevredeki vatandaşlarsa hırsızlık olduğunu sandı, hemen polise haber verdi. Başka bir şey var mı izleyenler aslında? Araç sahibi emniyete götürüldü. İşin aslı da o zaman ortaya çıktı. Herkes olayı hırsızlık zannetti ancak gerçek çok başkaydı. Görüntülerdeki o kişi aslında araç sürücüsünün yakın bir arkadaşıydı. Buraya arabayı park ettik. Dün de arabada oturuyorduk. Memur arkadaşlar geldi. Arabadan aşağı indik. Kafası güzeldi. O ara bizi memurlar dışarı çıkardı. Bana dediler ki kontağı kapat, arkadaşını al buradan git. Yarım saat onu arabaya bindirmeye çalıştım. Hatta götürmeye çalıştım. Ve tüm amacı da arkadaşını korumaktı. O ara ruhsatı bendeydi. Buradaydı. Burada duruyordu zaten arkadaşım. Geldim, ruhsatı cebine koydum. Anahtarı cebine koydum. Kilitledim kapılarını. Tam giderken telefonumu arabada unutmuştum. Geri döndüm. Anahtarı cebinden aldım. Otomatiğe bastım. Telefonumu aldım. Tekrar anahtarı cebine koydum. Çünkü ikinci sefere polis gelmesinden korktum kardeşim. Hırsız gelmesin diye mi yaptınız? Tabii ki. Yani olur, arabayı alır getirirler. Şov Haber ekibi araç sürücüsüne de ulaştı. Arkadaşının sözlerini doğruladı. Yani işin durumunu bilmeden, görüntülerin öncesini izlemeden insanlara böyle hırsız yaftası yapıştırmak hiç iyi bir şey değil yani. Efendim, İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek kadar araçları park etmek de mesele. Özellikle de sokak aralarında. Bağcılar'da işte öyle bir kriz yaşanıyor. Bazı araç sahipleri lastik, duba koyup evlerinin önünü özel otoparka çevirince komşular isyan etti. Gördüğünüz gibi teker koyuyorlar, duba koyuyorlar. Park yeri bulmak çile oldu. Bazen zorbalık da yaşayabiliyoruz açıkçası. Yani hakaret de işitebiliyoruz. Çekilmez bir çileye döndü artık bu araba mevzusu buralarda. Araba lastiğiyle, dubayla sokağı özel otoparkına çevirdik. Komşular isyan etti. Tabii ki yanlış. Kimse bu şekilde davranmamalı. Güneşli Mahallesi 1359. sokaktaki sürücüler uzun süredir dertli. Nedeni ise araçlarına sokaklarında bir türlü park yeri bulamamaları. 6 ayda bir ancak evimin önünde yer buluyorum ben. Ya 5 sokak öte ya 10 sokak öte. Arabayı satmayı düşünüyorum. Bir sürücü ise bu park problemine ilginç bir çözüm buldu. Kapısının önüne araba park edilmesin diye kimi zaman bir araba lastiği, kimi zaman da bir duba koyarak kamuya açık alanı sahiplendi. Adam orayı kendine belirliyor. Herkes bir şeyler koyuyor kapısının önüne. Maalesef onu her zaman yapıyorlar. Tabii zorbalık. Benim binamın önünde benim arabam yok. Lastikleri, duvaları kaldırıp aracını park etmek isteyenler ise sert tepkilerle karşılaştı. Arabamızın sileceklerini kaldırabiliyorlar. Kendi arabamın da kapısını çizdiler. Benim iki defa arabanın lastiği delinmişti. Bıçakla kesilmiş. Hakkı yok hiç kimsenin. Adam orayı belirlemiş. Buraya park edersen diyor, zarar veriyorum. Mahalleliye göre sorunun bir tek çözümü var. Belediyenin devreye girmesi lazım. Burada güzel bir otopark olsa, birkaç katlı, çok güzel olur. Koca caddedeki dükkanları soyup soğana çevirmiş, esnafı perişan etmişlerdi. İş öyle bir yere vardı ki çaresiz kalan esnaf dükkana fazla zarar vermesinler diye onlara harçlık bırakmaya bile başlamıştı. Üç çocuktan oluşan o hırsızlık çetesi sonunda yakalandı. Kapımız açık, bekliyoruz. Sadece onlardan ricamız girdikleri yerlere zarar vermeden, hani işine yarayacak bir şey varsa ihtiyaçları kadar alsın gitsinler. Hırsızlardan yakayı kurtaramayınca pes etmiş, kibar kibar ricacı olmuş, onlara harçlık bile bırakmıştı. Son olayda hani hırsızlar gelirse biz onlara bir ön hazırlık yaptık. Kasaya biraz para bıraktık boş gitmesinler diye. Sağ olsunlar, onlar da güzel hırsızlardı. Onlar da bizim bıraktığımız parayı alıp gittiler. Neyse ki esnafı perişan eden o çete sonunda yakalandı.
Çocuk yaştaki hırsızlar Elazığ'daki bu caddeye dadanmış, aylardır girmedikleri dükkan kalmamıştı. Zararımız tahminim kadarıyla 100-350 bin civarı oldu ürün olarak. Tabii bunun yanında bilgisayarımız falan da gitti. 400 bine yakın kaybımız oldu. Dükkanı soyulanlardan biri de Osman Akgün'dü. Hırsızlık olayı geçtiğimiz Kadir gecesi mübarek geceye denk geldi. Yine demek mübarek gecenin hürmetine güzel hırsızlara denk geldik. Hırsızlar her seferinde kapıyı pencereyi kırıyordu. O da kendince önlem almıştı. Bir harçlık bırakmıştık zaten onlara bilerek. 800 lira 1000 lira civarında. Daha önceki dönemde 3-5 bin lira kadar götürmüşlerdi. Biz biliyorduk artık daha bir daha hırsız girme ihtimali vardı. Polis o hırsızların peşindeydi. Sonunda 3 çocuk yakalandı. Esnaf da rahat bir nefes aldı. Neyse ki insanlar hala var dedirten bir haberle devam ediyoruz. Bayram ziyareti için köye giden Derici ailesi hasta, yorgun, yaralı bir şahine rastladı. Zavallı kuşu evlerine götürüp tavukla, dolmayla beslediler. Adını da buldukları günün anısına bayram koydular. Bayram. Hadi bayram. Ye onu ye. Aferin. Ona bir kafes yaptık. Hiç hareket etmiyordu. Yaralı, bitkin, perişandı. Kol kanat gerdiler. Güçlensin diye besleyip evlatları gibi baktılar. Tavuk eti verdik. Dolma verdik. Su verdik. Hüseyin Derici, itfaiyeci, ailesiyle birlikte köydeki akrabalarına bayram ziyaretine gitmişti. Abimin hayvanlarını otlatırken orada bulmuşlar. Beni aradılar. Gittim baktım hayvanın kanadı kırık. Üç çocuk babası o şahini hiç düşünmeden evine götürdü. Pansuman yaptı, yedirdi, içirdi, şefkat gösterdi. Yarası kurtlanmasın diye oraya bir sprey sıktık. Dolmalar verdik, tavukla besledik. Bayram günü başlayan dostlukları adına da ilham oldu. Bayram misafir, ismini de bayram koyduk. Bayram şimdilik dost canlısı, sakin ama aslında yırtıcı bir kuş. Derici ailesindeki misafirliği yakında bitecek. Birkaç gün sonra milli parklara teslim edilecek. Belki aynı yere salırsak bayrama bizi ziyarete gelir yani. Belli mi olur bu? Yürürken mağaza önlerinde gördüğünüz ya da alışveriş yaparken standların arasında duran cansız mankenler. Bir anda canlansa ne yapardınız? Bir genç o tepkiyi test etti. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. İsterseniz size balon alabilir. Bak şimdi manken korkutacağız seni. Olur mu? Cansız manken canlandı. Kimi korktu, kimi şaşırdı. Ama şakanın sonu hep tatlıya bağlandı. Kamera şakası. Videolarda fermizyon vallahi. Bu genç cansız manken kılığına girdi, caddede hareketsiz şekilde beklemeye başladı. Kimse de canlı olduğunu anlayamadı. Versene ya. Gelip geçenlerin en dalgın anını kolladı. Fırsatını bulunca da harekete geçti. Kimi korkuyla çığlık atıp kaçtı. İsterseniz size balon alabilir. Oğlum ya. Kimi şaşkın şaşkın baktı. Yalanırım abi. Kimi de kahkahaya boğuldu. Bak iyi bak. Ay çok ay bize denk geldi. Bize denk geldi. Ellerinden öperim amcam. Güldüren tepkileri kameraya alan genç görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Videoya beğeni yağdı. Versene ya.